Herkese Bugün gaming laptop önerisi yapacağız. Hadi başlayalım. 7000 lira ile 9000 lira arası olacak. Şimdi ilk model Acer Nitro AN515-44 modeli. Bu modelde Ryzen 5 4600H 6 core 12 thread'li bir işlemci, 8 GB RAM, 256 GB SSD ve GTX 1660 kullanılmış ve Linux işletim sistemi ile birlikte geliyor. Linux'u silip Windows 10 kurarsınız. Bunu her videomda söylüyorum zaten. Çok bir şey basit bir işlem. İnternet dolu videoları ve yapılış detayları var. 15.6 inçte bir ekranı var. Şimdi burada Ryzen 5 4600H, i7 10750H kafa kafaya bir işlemci ve size en az 6 sene çok rahat götürebilecek bir işlemci. Eğer çizim ve oyun oynayacaksanız ki bu laptop zaten onun için alıyorlar. Hem mühendislik hem de oyun oynamak için alıyorlar. 8 GB size yetersiz gelecektir. Bunu 16 GB yapmanızda fayda var. Çizim yapacaksanız, çizim veya 4K render gibi bir şey yapacaksanız bu laptop bunu çok rahatlıkla yapabilir işlemcisi sayesinde. Ha, tabii ki de Ryzen 9'a göre daha kötü yapacaktır. Orası aşikar. 8 GB isterseniz 32 GB da çıkartabilirsiniz. Birden fazla program veya 4K render yapacaksanız. 256 GB SSD oyunlarda yeterli gelmeyecektir. Zira bugün Call of Duty Warzone'un bile 135 GB'lık boyutunu düşünürsek yeterli gelmeyecektir. O yüzden burada da iyi bir tane hard disk almanıza ihtiyaç var. Para varsa tabii ki M.2 SSD'de alabilirsiniz veya SATA SSD'de alabilirsiniz. Uygun bulursanız ama 1 TB'lık hard disk eklerseniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi 1650 ekran kartına gelelim onu unuttum. 1650 ekran kartı sizi yaklaşık 3-4 sene boyunca götürür. 4 seneden sonra da artık götürmemeyi başlar. Low ayarlarda oynarsanız Eğer 30 FPS'i dert etmeyecekseniz 1650 ile 6 sene boyunca low ayarlarda da 30 FPS üzeri gösterir bu kart size. Yani şöyle bir şey var ama şimdi çıkmış günümüz oyunlarını ultra mi ultra ve veri garası arası değişir. Bundan bir iki sene sonra medium'a düşebilirsiniz. Ondan da bir, bir buçuk sene sonra low'a düşebilirsiniz. Bu FPS'lere de etki eder tabii ve triple oyunlar için söylüyoruz. Siz bundan sürekli CSGO, Valorant gibi oyunlar oynayacaksınız zaten onların sistem gereksinimleri çok düşük olduğu için bu kart sizi neredeyse bu oyunlarda 7-8 sene yani abartmış olur muyuz olabiliriz o oyunlarda sizi 6 sene en yüksek aylarda götürecektir. Zaten sistem gereksinimleri çok düşük. şimdi paneline bakacağımız zaman 15.6 inç bir panel var. Full HD ve IPS. Şurada da yazdığı gibi. 2 tane RAM slotu var. 8 artı 8 takabilirsiniz veya 16 artı 16 takabilirsiniz. onun haricinde 1920x1080p ekranı var. Ve bu kadar. Ekran her, zaman herzi ile ilgili bir bilgim yok tahminim 144 herz olduğu yönünde Şuradaki şu kodu eczanın sitesinde girip ana aratırsanız eczanenitroane515-44 ve ne işte şurada kodu yazarsanız çıkacaktır karşınıza sıradaki laptopumuz MSI MSI markasından bir laptop almak isteyenler için i5 10300H bir işlemci kullanılmış bu işlemci bizi 3-4 sene boyunca götürecektir ha, ama çok program çalıştırmayacaksınız. Üst düzey bir program çalıştırmayacaksınız. Çok bu sizi 5-6 sene gündelik kullanımda da 7-8 sene götürebilecek bir işlemci sadece Chrome'a girmede. Ama dediğim gibi uzun ömürlü bir işlemci değil. Uzun ömürlü bir işlemci istiyorsanız dediğim gibi Ryzen 5 4600 h çok daha iyi. Çünkü i5 10300 h 4 core 8 thread'den oluşuyordu. Ryzen 5 4600 h ise 6 core 12 thread'den oluşuyordu. Her türlü daha iyi. 8 GB RAM var. Bu da aynı Acer'da dediğim gibi 16 GB veya 32 GB yapmanızda fayda var. Oyun oynayacaksanız 16 GB da yeter. 256 GB SSD size yeter. 1650 de iyi dediğim gibi ekran kartı. FreeDOS gelmesi işletim sistemi kurulu olmadığı anlamına gelir. Windows alıp Windows onu ISO olarak indirip kurabilirsiniz. Onunla internette videoları mevcut. FreeDOS işletim sistemi dediğim gibi. 15.6 inç de panel boyutumuz var. Kasa kalitesi olarak da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun herza ile alakalı yanılmıyorsam 60 herz olması lazım. Yazıyor mu? bakalım be. Şöyle. Bunun açıklaması diyoruz. Heh, geldi. Oh. Yanlış dışarı gittik. Bir dakika. Bu arada kayıt alıyor mu? Evet alıyormuş. Hemen inip bakalım. Maksimum 64 GB kadar çıkarabiliyor musunuz? Bu arada 3200 MHz yazıyor ama bu 2933 MHz çalışacak bir işlemcimizin RAM kısıtlamasından dolayı yazmıyor ekranıyla alakalı bir şey 144 Hz veya şey. Siz yine model kodunu 60 Hz'miş ve TN panelmiş. Şimdi monitör önerisi videosunda da değinmiştik bu zaten TN panele. TN panel nedir? e oyuncusuysanız çok düşük tepkime süresi yaklaşık bunun tepkime süresi 1 ms ile 2 ms arası değişecektir laptop olduğu için. 60 Hz ekran ise e-spor oyunlarda dezavantaj. En az artık 120 Hz ekranlara bakmanızda fayda var. Şimdi geldik Asus TUF Gaming'e. Bu da 8150 TL fiyatı var. i5-10300H bir işlemci. MSI ile aynı işlemci. 8 GB RAM yine 16-32 yapabilirsiniz. 512 GB SSD. Bu SSD size yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. 1650 Ti ekran kartı. Şimdi burada hep 1650 gördük. 1650 Ti yaklaşık AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlarda 10 FPS daha fazla verecekken yani CSGO gibi oyunlarda yaklaşık 25 FPS gibi internetten bakarsınız bunun değerlerine 1650 mobille 1650 Ti mobil karşılaştırması yazarsanız çıkar. Ee, yaklaşık bu da sizi 5-6 sene götürür. Ayar 1-2 senenin sonunda 1650 ile ayar düşürürken 1650 Ti ile 3. sene sonunda ayar düşürürsünüz. Yani daha iyi bir kart Ti olduğu için. 15.6 inç boyutu var bunun da. Fridos olarak geliyor. Yine işletim sistemi kurulmadan geliyor. Buradaki fiyatı bence hak eden bir bilgisayar kendisi. Ama dediğim gibi oyun oynayacaksanız kesinlikle 16 GB RAM çıkartmanızda fayda var. Çünkü bugün PUBG'de bile 8 GB taşıdığı için drop yiyen arkadaşlarım var. IPS bir panel sahip ve 165 Hz diyor. 165 Hz şu an pek doğru gelmedi. Çünkü Asus'un TUF serisi galiba 100, 144 Hz ve 60 Hz arası değişiyordu. Yanlış yazmış olabilirler. Buradaki soru cevap bölümüne bakalım bir. Yok. 165 Hz değil ama büyük bir ihtimalle. Baktığımız zaman yine IPS. IPS panel de dediğim gibi renk doğruluk, yol en iyi olan panellerden birisi. Ekrana nereden bakarsanız bakın, karşı tam karşıdan da baksanız, sağdan da soldan da baksanız aynı rengi size sunar. Şimdi diğer bir laptopumuz ise Acer Nitro AN515-44 ve şu uzantılı işte bir GSR. Şimdi burada Ryzen 5 4600H bu Ryzen 5 4600 H. hey yazmayı unutmuş arkadaş sonuna herhalde satıcı. 8 GB RAM, 512 GB SSD yine dediğim gibi 16 GB yaparsınız. Zaten arasındaki fiyat farkı da çok yok. Neredeyse aynı diyebilir miyiz? Baktığımız zaman evet neredeyse aynı yani. Çok bir fark yok. Alt tarafı bir 50-2 TL'lik gibi bir fark söz konusu. Linux geliyor. Yine dediğim gibi Linux silip Windows kurarsınız zaten. 1650 Ti ekran kartı için ne, ne, dediysek geçerli. Şimdi bir herzine hemen bakalım be. Bu, bon, burada yanlış yazmış. Bu bon 11. nesil bir işlemciye sahip değil. Bu yeni nitrolardan değil. Bakalım hemen be. Yazmamış. Yine IPS ekran türü var. Siz dediğim gibi bakarsınız büyük bitmem bu da 144 terz olması lazım. Şimdi Lenovo IdeaPad Gaming var sırada. Videonun sonunda hepsinin kasa kalitesinden de bahsedeceğiz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi direkt özelliklerini anlatıp geçiyorum. Videonun son bir dakikasında da ondan bahsettim. Bitireceğiz. Şimdi Lenovo IdeaPad Gaming 3'e bakacağız ama şu ekran bir çıkarsa bu arada çok kasıyor galiba arka planda. Aynen 18 FPS'e düşmüş şu an kendini azıcık toparladı gibi şu an. Neyse. Şimdi Lenovo IdeaPad Gaming bahsetmek gerekirse yine de A 5 4600 h 8 GB RAM 16 GB çıkarsanız depolama açısından dediğim gibi şu başta 256 GB SSD'nin yanına 1 TB artı disk ekleyin demiştim ya bunu bunlar yapmışlar direkt çok da iyi olmuş 1650 Ti ekran kartı var. Bu arada ekranı 120 Hz biliyorum. Lenovo IdeaPad Gaming serisinin hepsi nerede? Hepsi 120 Hz ekran yenilemelerine sahip. 15.6 inç bir panel boyutu var. Full HD bir de çözünürlüğü var ve ekranın IPS olması lazım yanılmıyorsam. Şöyle bakarız bir. Bat, bir. Aşağı inip bakalım da Aynı. E, IPS gördüğünüz gibi. Ağırlıklarına falan çok demiyorum. Bu arada Ryzen 5 4600 aşının 3200 MHz olduğu için içinde 3200 MHz takılıysa direkt 3200 MHz'de de çalışacaktır. Onu da söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi 120 Hz yazıyor zaten burada. İşte burada da 1.5 wattlık Dolby. Dolby olduğuna aldanmayın. 1.5 wattlık haberlerden hayır falan gelmez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir buçuk wattlık kaförler siz çok ses işleriyle uğraşıyorsanız zaten yetmeyecek. Oyunda bile yetmeyecektir. Kesinlikle kulaklık alıp kullanın. Zaten çoğu gaming laptopta bu ses şeyinden kısıyorlar. Eğer ses teknolojisi iyi olan bir bilgisayar almak istiyorsanız ve gaming laptop olarak en az bir 12 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Genelde üst şeyler de oluyor. Lenovo'nun B serisi de Legion mesela. Acer'ın Predator var. Asus'un mesela TUF serisi haricinde ROG modelleri de var. Onlar bir üst oluyor her zaman. Şimdi diğer bir modemizde yine IDPAD Gaming 3 fakat burada çok güçlü bir işlemci var. Ryzen 7 4800H kendisi 8 core 16 thread'dir. i7-10750H'a kafa atar ezer geçer o derece bir işlemcidir. Profesyonel işlerinizde olsun size en az ben 5 sene götürür diye tahmin ediyorum en az götürür yani 8 core 16 thread çünkü gerçekten çok güçlü bir işlemci. Ve ısınmıyor bu Ryzen 5 4600H ve Ryzen 4800H ısınmıyor. Üretim nanometreleri çünkü daha düşük. Yanılmıyorsam 8 nanometre gibi bir üretim teknolojisi vardı. Intel'in ise hala 14 nanometrede 10. nesillerinde. 16 GB RAM var güzel. 512 GB SSD var bu da yeterli. Yani ama isterseniz dediğim gibi 1 TB hard disk veri, alabilirsiniz. Alt tarafı 300 TL'ye 1000 GB, 1049 GB'lık şu an yanlış hatırlamıyorsam 1 TB, 1049 GB yapıyordu. Alabilirsiniz. Dediğim gibi bir sürü hard disk var. Hatta taşınabilir bir hard disk bile alabilirsiniz. Ben şahsen öyle kullanıyorum. 1650 Ti ekran kartı var. E, bu arada benim laptopum 64 GB'lik bir SSD'ye sahip. Onu da söyleyeyim. Çok da berbat bu arada. Neyse. 1650 Ti ekran kartı var. Zaten işte şuradaki ile ve şuradaki ile aynı olması lazım. Evet 1650 Ti. Bunun da 1650 Ti'ydi. Yine bunun da ekranı IPS ve 120 Hz. Bakalım hemen bir. Şöyle. Aynen 120 Hz ve IPS ve Full HD. Şimdi yine Ryzen 7 4800H 3200 MHz RAM'i destekliyor. Şimdi son laptopumuz ise şöyle söyleyeyim. işlemci bakımından evet kötü. Listedeki i5 10300 haçla bir karşılaştırmasına bakarız. Veya siz bakarsınız. Bilmiyorum. Vakit olursa bakarız. Videonun çok uzamasını istemiyorum çünkü. 12 dakika olmuş. Evet. Şimdi Ryzen 7 3750 h yani üçüncü nesil bir işlemci olduğu için çok iyi olmaya bir de şu anda Ryzen'in dördüncü nesli var çünkü laptopta. Bu laptop koyma amacım 1660T ekran kartı olmaz 1660T şu an günümüze çıkan çoğu oyunu ultra ayarlarda oynatabiliyor. Mesela Assassin's Creed Valhalla'yı veri ayakta. 50 ve 45 FPS üzeri alırsınız. Bu da size uzun süreler götürür. 5-6 sene götürebilir. FreeDOS geliyor. 15.6 inç ekran var. Bina 1, 1, 1 TB hard disk ve 256 GB SSD var. 8 GB RAM var. Yani yükseltirsiniz. Depolama bakımından da zengin. İşlemcisine hemen şöyle bir bakabiliriz. Zengin 3750 H'da. 25 1.300 10, 10300 H diyelim. Şuradan bakalım isterseniz ben hemen. Aklınıza da soru işareti kalmasın. Ben de tam olarak bilmiyorum çünkü. Sadece videoya bunun 1660 Ti olduğu için koydum. Ee, şöyleymiş. i5 1300H dediğim gibi 4 core 8 thread'den oluşan Ryzen 7 3700 Ryzen 7 değil dedi mi? Aynen Ryzen 7 3700'ler. Hmm, gaming'de 60 verirken bu 79 her türlü dediğimiz gibi benim de tahmin ettiğim gibi i5 1300H daha güçlü çıktı i5 10300 aç daha güçlü 9000 TL'ye de bunu alabilirsiniz fakat dediğim gibi oy sadece amacınız oyunsa iş yapacaksanız bile size yetmeyebilir onu da söylemiş olan amacınız sadece oyunsa alabilirsiniz şimdi hemen kasa kalitelerinden de bahsedip videoyu bitirelim buradaki en iyi kasa kalitesi olan Lenovo'dur Lenovo IdeaPad Gaming serisidir herhangi bir teknoloji mağazasına gittiğin zaman bunun kasa kalitesi gerçekten sağlamdır. Vurduğunuz zaman yani dokunduğunuz zaman çok tok bir ses çıkar. Sonra MSI'dır. Bakın MSI ile Lenovo IdeaPad Gaming kapışır diye tahmin ediyorum. Lenovo şu an hiçbir teknoloji marketinde görmedim. Nedense bilmiyorum. Yani görmedim. Büyük bir ihtimal Lenovo ile MSI kapışır ama Lenovo'nun gerçekten kasa kalitesi süperdi. IdeaPad ve Legion'da da iki seriye de bakmıştım teknoloji mağazaya mağazasına gittiğim zaman. Sonra Acer gelir. Acer'ın Nitro serisi gelir. Sonra ise Asus'un TUF serisi gelir. Bu videoda örnek verdiğimiz. Sonra ise HP gelir. HP'nin kasa kalitesi aynen pavilyonlarda özellikle Monster'ın kasa kalitesine benzer nitelikte. Monster kadar kötü de değil. Ama bir Acer kadar iyi de değil. Yani ortalamanın bir tık altı diyebiliriz pavilyon serileri için ama Omen serileri olsun çok iyi kasa kaliteleri var ve soğutma teknolojileri de süper. E, ee, soğutma gaming laptopta çok dert etmeyin zaten tehlikeli ısılarda laptop kendini kapatıyor. 100 dereceyi geçmediği sürece sorun yok. 100 dereceden sonra 105-106 derecelerde büyük bir ihtimalle laptoplar kendini kapatıyordur. Yani kapatır zaten. Bunu BIOS'a girerek de bakabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman buradaki laptoplardan hangisi alınmaya değer? bütçeye göre değişir. Fakat ben 9000 lira gibi bir bütçem olsa bunu almazdım. Ben giderdim Lenovo IdeaPad Gaming alırdım. Çok güçlü bir işlemcisi var. i9'da kafa kafaya neredeyse işlemcisi var. Yani kesinlikle bunu alırdım. 9 bin lira gibi bir bütçem olsa. Evet oyun oynayacaksanız bunu da alabilirsiniz. Ama bu da oyun oynatmayacak ve bu da oyun oynatacak tabii ki. Onun dışında 8300 TL gibi bir bütçem var derseniz şuradan hemen Acer Nitro'yu size önerebilirim. Onun dışında azıcık daha düşük bütçem var dersiniz. Size bunu önerebilirim. MSI'nin kase kalitesinden vazgeçemem. MSI'nin teknik servisi falan filan daha iyi diyorsanız ki bilmiyorum bu teknik servis işini. Yani hiçbir markayı şu ana kadar kullanmadım. Yani bir Asus kullandım fakat çok eski serilerini kullandım o kadar. Ee, yani tamamen sizin şeyiniz. Bu ürünlerin hepsi açıklamalar linki de olacaktır. Hoşçakalın. Bay bay.